Herkese merhaba arkadaşlar. Level Up serimizin 6. kitabı olan Level Up Your University 12. sınıflara mezun öğrencilerimize yönelik ve kaliteli sorular eşliğinde YDS YÖKDİL çalışmalarını devam ettirmek isteyen arkadaşlar yönelik yazmış olduğumuz bir genel soru bankamız olacak şekilde arkadaşlar. Onlara ilişkin sorularımıza baktığımızda test 1'den gramerden başlayacağız. 30 testimiz var gramerde. 18 sorudan oluşan arkadaşlar. Sonrasında close test çözeceğiz beraber. Cümle tamamlama çözeceğiz. Paragraf tamamlama. İlgisi olan cümleyi dışarı atma. Diyalog sorularımız var ve genel paragraf sorularımız olacak arkadaşlar. Hemencecik bir numaralı sorumuzla beraber yukarıda da konunun neyi ilgilendirdiği, bu sorunun neyle alakalı olduğunu da görüyoruz. Zamanlarla alakalı bir sorumuz var. Avusturyalı psikolog Sigmund Freud dedikten sonra bu Freud'un yani geçmişte kalan bir öznemizin yapmış olduğu eylemlere öncelikli olarak geçmişle beraber yaklaşmamız gerekiyor değil mi? Vefat ettiği için. Hemen şurada analyze deyip neyi analiz etti onu göreceğiz. Analyzed fiiliyle denize de kendisini gösteriyor. Önceliğimi sınav esnasında B ya da D olacak şekilde veriyorum. Neyi analiz etti? The dreams of the passions, hastalarının rüyalarını bir analiz etti. Amacı neydi? Anlamak için neyi? Onların bilinçaltı ihtiyaçlarını ve arzularını, isteklerini anlamak için hastalarının rüyalarını analiz etmişti diyor. Tamamdır. İkinci tarafa geldim ve psikoterapistler diyor halen dedikten sonra arkadaşlar ne yapmamızı istiyor? Günümüze doğru hareket etmemizi istiyor. Psikoterapistler halen bu tekniği günümüzde de hala bugün de kullanıyorlarsa, faydalanıyorlarsa bu teknikten o zaman present'a yönelik ilk aklıma gelen de tabii ki present simple olacak şekilde bilimsel bir ifadeyle beraber Bursa doğrudur diyerek başlıyoruz. Burası geçmişte kaldığı için artık çok da işimize yaramayacak. Bir zaman sorusu ile iki numarayla daha devam edelim. Occupational therapy diye girmiş ve mesleki terapiden bahsediyor. Mesleki terapinin uzun bir geçmişi, uzun bir tarihi vardır. Var mıdır? Vardır. Halen geçerli midir? Halen geçerlidir. İşin içerisine illa bu soruda olduğu gibi bir still, bir today almamıza gerek yok. Uzunca bir geçmişi varsa önce bunu şöyle bir cümleyi de selamlıyor gibiyim sanki. Present simple'la diyeyim yani. Bir şey kaybetmem. Uzun bir geçmiş, uzun bir tarihi vardır. Has'le beraber kullandım. Yine has'le beraber alabilirim. Eğer ki Bursa ya da Denizli derdimize çare olmazsa ne yaparız? Geçmişten günümüze deriz ki uzunca bir geçmişi olmuştur şeklinde has had ile Ceyhan'a da yönelebiliriz. Ama önce B ve D arasında bir bakalım. Bu uzunca tarihi milattan önce 1. yüzyıldan kalmaktaysa, milattan önce 1. yüzyıla uzanan uzun bir geçmişi, uzun bir tarihi var ise sizlere bir şey göstermek istiyorum. Özellikle bu tarz sorularda arkadaşlar. Nokta noktaya uzanmak, nokta noktadan kalmak şeklinde kullanılan fiiller içerisinde eğer ki date uzun hali olacak şekilde date back to ya da date from şeklinde görüyorsak, go back to ya da trace back to, nokta noktaya uzanmak, nokta nokta döneminden kalmak şeklinde ifadelerimiz, yapılarımız, edatlı ifadeler var ise, arka taraflarındaki geçmiş zaman ifadelerine çok dikkat etmeyin. Bunu biraz daha devre dışı bırakın arkadaşlar. Çünkü diyorum mesela şu köprü 19. yüzyıldan kalmakta. E kalıyorsa varlığını sürdürüyor mu? Evet varlığını sürdürüyor. E halen varlığını sürdürüyorsa o zaman ben ne almam gerekiyor? Bu fiilleri gördüğümde arkasındaki geçmiş ifadelere aldanmayıp hala varlığını sürdürdüğü için önceliğimi present simple olacak şekilde sanki tarihi bir gerçeklikten bahsediyorum. Burada da kazananımız Denizli olacak boyutta sevgili arkadaşlar. Aman diyeyim bu fiillere özgü bir kullanımdır. Bu fiilleri gördüğümüzde arka tarafındaki geçmiş ifadeleri yok sayıp öncelikle present simple olacak şekilde yaklaşabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. 3 numaraya baktığımızda eleştiriler, criticisms, often, sıklıkla ne yapıyor bu eleştiriler? Sıklıkla tabii ki övgülerden çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Doğrudur. Eleştiri her daim sık sık çoğunlukla övgülerden çok daha büyük bir etkisi vardır. Bunu genel bir de sık sık ifadesini kullandığından dolayı öncelikli olarak ne alayım? Yine bir present simple olacak şekilde have ve have'le yani Denizli ve Edirne'yle beraber bir girişimizi yapalım. Arka tarafa baktığımızda bu eleştirilerin davranışlarınız, kararlarınız ve hatta ilişkileriniz üzerine çok sağlam bir etkisi olmasını hangi modelle yedirelim, hangi kipimizle yedirelim? Davranışlarınız, kararlarınız ve hatta ilişkileriniz üzerine çok sağlam bir etkisi olması lazım, olmak zorunda, olması gerekiyor deyip need to gibi biraz zorunluluk yapısı içerisinde kullandığımız bir modelimi alalım. Yoksa
ilişkileriniz üzerine, davranışlarınız ve kararlarınız üzerine çok güçlü bir etkisi olabilmektedir, olabilir deyip biraz daha olasılık yapısına doğru, biraz daha potansiyeli aktarmış olduğumuz kene doğru mu gidelim? Tabii ki sınavlar sevgili arkadaşlar, bir numarada öncelikli olarak olasılık yapılarını çokça sevmekte ve anlamı daha da yumuşak bir hale getiriyor. Davranışlarınız, kararlarınız ve hatta ilişkileriniz üzerine çok güçlü bir etkisi olabilmektedir dediğimizde sanki her cümleye bir ebilir, abilir yerleştirebiliriz. Ama need to aldığımızda, have to aldığımızda, must aldığımızda durumun ciddiyetini de ona göre vermiş oluyoruz. Bir obligation tarafına gittiği için cümleyi biraz tabiri caizse kastırıyor arkadaşlar. Seçeneklerde de ÖSYM'nin de bolca sevmiş olduğu taraflarda can fiildir, may fiildir, might fiildir ve could fiildirin bolca doğru cevapta yer aldığını sizlere hatırlatmak isterim. Burada da bir Edirne cevabımız doğru olmaktadır. Dört numaraya baktığımızda bir noun clause, bir isim cümleciyle bir adjective clause, bir sıfat cümleciğini sormaya çalışmışım. Başta sormuş olabilirim bir tanesini, diğerini arkaya atmışımdır. O sıralama illa bu olacak demek değil arkadaşlar. Bir bakalım ama her gün hava kalite endeksi diye bir endeksten bahsediyor. Her gün bu hava kalite endeksi bizlere bir şey söylüyormuş. Sizlere ne söyler, sizlere neyi anlatır bir bakalım. Sevgili dostlar, eğer ki bir fiilin arka tarafına doğru bir yapı geliyor ise bu noun clause'dur. Bir fiilin yanına bir yapı yanaşmak istiyorsa burası isim cümleciği, noun clause yapısına daha yakındır. O şekilde değerlendiririz. Noun clause içerisinde kullanmış olduğumuz WH words'ler, yani soru sözcükleri kendi anlamları ile çevrilir arkadaşlar. Kendi anlamları ile çevrilir. Yani ben bunu yine nasıl şeklinde değerlendiririm ya da diğer boyutlarına da bakalım şimdi. Why kısmını görünce bunu neden şeklinde alırsınız. How much görünce ne kadar diye alırsınız. When görünce ne zaman diye değerlendirirsiniz. Biliyorsunuz bunların aynı zamanda adjective clause içerisinde karşımıza geldiğinde de cümleye vermiş olduğu farklı anlamları var. Eğer ki kesinlik belirten bir durum söz konusu ise de that'le beraber arka tarafına yine tam cümle olacak boyutta gideriz. Her gün hava kalite endeksi bir bakıyorum evinizin dışarısındaki olan havanın ne kadar efendim temiz ya da ne kadar kirli olduğunu sizlere söylemektedir diyor. Ne kadar temiz, ne kadar kirli derken özellikle noun clause yapılarında kendini takip eden kısımda bir sıfat, bir zarf görüyorsanız bu yapıyı ne diye kodluyoruz arkadaşlar? Boşluk arkasında sıfat ya da zarf bu şekilde geliyorsa how artı sıfat ya da how artı zarf olacak şekilde anlam ne? Ne kadar diye veriyoruz arkadaşlar. Burada kelime oyununa kanmayın. Hocam how much da ne kadar diye alıyoruz. Evet, ama how much'ın arka tarafından sayılamaz bir isim olacak şekilde. İşte how much air dersin, how much water dersin, how much money dersin, how much effort dersin. Sayılamaz bir isim getirecek boyutta ne kadar diye yorumlarsın. Ama how important dersen ne kadar önemli diye, how quickly dersen ne kadar hızlı bir şekilde diye yorumlarsınız. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Her gün hava kalite endeksi evinizin dışındaki havanın ne kadar kirli ya da ne kadar temiz olduğunu sizlere söyler. Along with ve neyi söylüyor aynı zamanda? Neyin yanı sıra bunları da söylüyor. Associated health effects. Bağlantılı olan, ilintili olan sağlık etkilerini de efendim sağlık etmenlerini, etkilerini de sizlere söyler. Diyor ki bu ilgi uyandırabilecek olan, merak uyandırabilecek olan, konuyla alakalı olabilecek olan ilintili sağlık etkilerini de, faydalarını da, yararlarını, zararlarını da sizlere söyleyebilir, söylemektedir diyor. Buradaki sağlık etkilerinden bahsederken boşluk arkasında da fiil çıkmış. Yani diyor ki burayı tanımlamaya çalış. Tanımladığın zaman kişi haricinde olduğu için ve burada da virgül görmediğimiz için rahatlıkla that'i kullanabiliriz. Which de olabilirdi arkadaşlar ki which de düşmanı olan Ceyhan seçeneğinde gözüküyor ama how much'tan kaybettiği içince zaten onu değerlendiremiyoruz. Buradaki that yapısı an on diye ilgili olabilecek, alakalı olabilecek an on, the, di, ci, ci şeklinde yorumlayabileceğimiz bir adjective clause yapımız arkadaşlar. Adana doğru cevap da yer alıyor. 5 numaraya baktığımızda yine sınavların en çok sevmiş olduğu gruplardan bir tanesi olan adverbial clause, yani zarf cümleci sorusu olduğunu görüyoruz. It seems clear, açık net gözükmekte from several sources that. İlk boş özne that olayı yapmış olduk. Burada çeşitli kaynaklardan çok net olan bir efendim durum var. Nedir o açık olan, net olan durum? Bir bakalım. İlk bilgisayar böceği, yani ilk bilgisayar virüsünden bahsediyor. Bu ilk bilgisayar virüsü gerçekten de bir böcekti şeklinde bir gidişat var burada. İki virgül arasında. Arka tarafta aslında hayal ürünüydü diye tırnak içinde diyeyim bizle dalga mı geçiyor acaba? Yani ilk
bilgisayar virüsü. Arka tarafta bir bakıyorum gerçekten bir böcekti diyor. Öbür tarafta bir bakıyorum yok yok aslında bir hayal ürünüydü şeklinde gidiyor. Ve o zaman buradaki gerçeklik olan kavramla şu taraftaki imaginary, hayal ürünü olan tarafı aldığında burada bir tezatlık işletilmeye çalışılıyor diyebiliriz. İlk bilgisayar virüsü gerçekten de bir böcek olmasına rağmen aslında hayal ürünü bir şeydi. O kadar da hani abartmayalım demeye çalışıyor. O kadar da böcek değildi yahu demeye çalışıyor. Buradaki tezatlı verecek olan rağmen yapımız da cümleyle beraber çıktığı için though olabilir, although olabilir, even de olabilir. Tam cümle değil de bir isim tamlaması, bir sıfat tamlaması olsaydı rağmen boyutuyla ya da bir fiil ing olsaydı in spite of tarafını alırdık. Ön taraf bağımsız bir cümle olup arka tarafı da bağımsız bir cümle olsaydı ama fakat lakin boyutuyla however'a doğru gidebilirdik. Sebep sonuç işletilmediği için since, because, as mantığını yani çünkü, the için mantığını devre dışı bırakabiliriz ve sınavların pek de sevilmeyen üvey evladı diyebileceğimiz as if ya da as though sankimış gibi ifadeleri de biraz dediğim gibi ikinci planda kalıyor arkadaşlar. Sınavda çok öncelik verilmiyor. Verileceği zaman da önünde genelde bir fiil oluyor. İşte feel as if as though gibi, look as if as though gibi, efendim think ya da işte behave ya da treat ya da diğer alabilecek olan bazı fiiller var. Act dedim, treat dedim, behave dedim. Belki act dememişimdir, onu ekleyebiliriz. Bu tarz fiillerin arka taraflarından da as if ya da as though ile sanki şöyle görünüyor, sanki bu şekilde davranıyor gibi bir gidişat sergileyebilir. Sorumuz gelirse de onun üzerinde de durarız. Ama dediğim gibi though, although, even though bolca sevilen yapılar. 6 numaralı soruya da baktığımızda bir preposition yani bir edat sorusu. Biliyorsunuz sınavlarda 3-4 adet zorluyor. Neredeyse tense sorusundan fazla olacak şekilde kişilerin karşısına geliyor. Amerikalı gökbilimci Clyde Tombaugh'dan bahsediyoruz. Plüto'yu ortaya çıkardı, keşfetti. Diyor ki bir zamanlar en son gezegen olarak kabul gören, kabul edilen Plüto'yu ortaya çıkaran kişi Clyde Tombaugh isimli bir kişi. Baktığımızda 1930'da ortaya çıkarıp keşfedildiğinden bahsediyor ve 1930'dan 2006 arasında bir yelpaze çizmiş değil mi? Biz bu tarz durumlarda öncelikli olarak from to ikilisine güvenebiliyoruz. 1930'dan 2006'ya kadar. Eğer to olmuyorsa arkadaşlar burada 1930'dan 2006'ya dek deyip until yapısına da gidebiliriz. Bu da bir yelpazeyi destekler. Aklınızda bulunsun. Yani bizler çeldirmek, kandırmak istediğimizde from to ikilisini böyle net veririz ama until tarafıyla da yapıldığında doğru cevap o olduğunda şaşırmamak gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Buralarda hani to ya da until olmayacaksa diğer tarafta baya doğru götürüp hani son 2006'ya kadar olan kısmı son tarih olarak belirleyip bayı da değerlendirmeyi alabilirsiniz. 1930'dan 2006'ya kadar Plüto çok rahat krallar gibi diyelim. Nerede yer almaktaydı? Oturuyordu demeyeyim de yer almaktaydı. Neptün dediğimizde Neptün'ün efendim üstünde yer alıyordu şeklinde böyle on. Onda biliyorsunuz o temas noktası var. Eğer ki böyle bir üstünde olabilecek boyutta kullansaydık bu over olacak şekilde. Arada mesafe varsa yukarıda olmasında over olacak boyutta gideriz. Ama on kullanıyorsak orada yer edatı olarak aldığımızda o temasın devam ettiğini düşünmemiz gerekiyor. İşte kitap masanın üzerinde dediğimizde on the table şeklinde o temasın olduğundan bahsederiz. Gezegenlerin şöyle o sıralanışını hatırlayacak olursanız Plüto tutup Neptün'ün arkasında, ötesinde, berisinde yer almaktaydı dediğimizde o ötesinde olması, o berisinde olmasını beyond'la beraber verebiliyoruz. Güneş sistemimizde 9. gezegen olarak Neptün'ün arkalarında, ötelerinde, berilerinde yer almaktaydı. Dediğim gibi burada from to ikilisi olacak şekilde Bursa'ya doğru çekmeye çalışıp Ceyhan'la doğru cevaba doğru yol almaya çalıştık arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. From until ikilisi de yine from to ikilisi kadar popülerdir. Çeldirici olarak da bayağı işe yarar. Evet ilk 6 soruyla beraber böyle bir mini bir giriş yapmış olduk. Diğer sorularla da devam edeceğiz ve yüklemeler gelecek arkadaşlar. Bu tarz kısımlarda, diğer bölümlerde de sorularımızı çekmeye devam edeceğiz. Level Up Your University kitabımıza ilişkin aklınıza takılan herhangi bir şey olursa, anlamadığınız bir nokta olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ya da benim belirteceğim aşağı tarafta yer alan telefon numarasından da bana da ulaşabilirsiniz. Herkese kolaylıklar dilerim.